Arkadaşlar selamlar. Tamir Eden Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda sizin de şu an ekranda görmüş olduğunuz Profilo bulaşık makinesi ile alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bulaşık makinesi arızalandı arkadaşlar. Arızası ise şu: makine çalışıyor, tüm fonksiyonlarını yerine getiriyor fakat soğuk suyla bu işlemi yapıyor. Yani suyu ısıtmıyor. Yani bulaşık makinesini başlatıp en son bittiği zaman normalde içerisinden çok sıcak bir şekilde buhar gelmesi lazım. Suyun bayağı bir yüksek derecelere çıkması lazım. Fakat söylediğim gibi bulaşık makinesi suyu ısıtmıyor. Arkadaşlar bunun sebebi bulaşık makinemizin rezistansının arızalanması. Profilo, Bosch ve Siemens grubunda eğer ki makine çalışıyorsa, tüm fonksiyonlarını yerine getiriyorsa fakat suyu ısıtmıyorsa bu problemin kaynağı, bakın arkadaşlar, şu elimde görmüş olduğunuz suyu çeviren pompanın içerisinde bulunan, bakın şurada siyah bir soketi var. Buradaki rezistans. Bu rezistans arızalandığı zaman bunun içerisinden geçen su ısınmıyor. Isınmayınca da bulaşıklar haliyle soğuk suyla yıkanmış oluyor arkadaşlar. Bu problemi, bu motoru, yani şu görmüş olduğunuz grubu komple değiştirerek çözebiliyorsunuz. Şu motoru hızlıca sökeceğim arkadaşlar. Şurada iki cıvatası mevcut. Burada size bu arızalanan şuradaki rezistansı göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi 2 adet çıvata mevcut. Bunları alıyorum. Bunları aldıktan sonra şu ön kapağı, bakın şöyle çekmek suretiyle öne doğru çektiğimde gördüğünüz gibi ikiye ayrıldı. Burada pervanenin kanatçığı mevcut. Bu buradaki suyu tazyikli bir şekilde basarak içerideki fıskiyelerin dönmesini, dönerken de suyun akmasını sağlıyor. Evet, bizim asıl problemimiz şu. Bakın şuradaki gördüğünüz gibi arkadaşlar bulaşık makinamızın rezistansı bu. Su bunun içerisinden geçerek şu yüzeye temas ederek ısıtılıyor. Bu yüzeyin dışında bakın şuradaki şu görmüş olduğunuz yollar, böyle bunlar her biri birbirine bağlı arkadaşlar. Bakın buradan geliyor, dönüyor, buradan devam ediyor, buradan tekrar dönüyor, buraya kadar geliyor, en son şu noktadan devreyi tamamlıyor. Şimdi bakın, dikkatli bakarsanız bakın benim rezistansımın şu kısmında hasar mevcut. Bakın şurada bağlantı noktası mevcut, olması gereken bunun gibi. Ama benim rezistansımda gördüğünüz gibi bakın şurası dağılmış. Artık zamanla burası korozyona uğradı muhtemelen. Burası erimiş. Yani burayı avometre ile kontrol ettiğimde, hatta direkt kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ölçü aletimi açtım. Kısa devre konumuna aldım. Evet, sesini duyuyorsunuz. Şimdi rezistansımız önümüzde. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın ne demiştik? Şurası, şu kısım rezistansımızın girişi. Şu kısım. Şu kısımda çıkışı. Şimdi normal şartlarda şu ikisini kısa devre olarak göstermesi lazım ama gördüğünüz gibi göstermiyor. Çünkü
Şurada herhangi bir yol yok. Herhangi bir geçiş söz konusu değil. Peki, rezistans buradan gidiyor. İleriden geri dönüp buraya geliyor. Burada bir açık nokta var. Bu noktaya değip rezistansın çıkışını ölçeceğim. Gördünüz. Bakın. Rezistansımız buraya kadar sağlam. Hatta şuraya kadar sağlam ama şu yüzeyde bakın şurada rezistansın içeride gezdiği kısmın dışında seramik tarzı, cam tarzı bir malzeme olduğu için buraya herhangi bir müdahale söz konusu olmuyor. Yani rezistans bu noktadan artık korozyona mı uğradı yoksa patladı mı bilmiyoruz ama buradan kopmuş. Yani bulaşık makinemizin problemi bu. Suyu ısıtmamasının nedeni bu rezistans arkadaşlar. Bu rezistansı bu şekilde bulmanız mümkün değil. Ben araştırdım, bulamadım. Bu arızayı giderebilmek için bu parçayı komple değiştirmeniz gerekiyor. Bu parçanın sadece rezistansı mevcut değil. Bunun piyasada revizyonlu olarak hani tamir edilmiş olarak satılanları mevcut. Bunları 300-350 lira civarında bulabilirsiniz. Bunun sıfır ve orijinali 500 lira civarında hatta biraz daha yüksek rakamlara satan siteler mevcut. Ama ben bu ürünü 500 liraya aldım. Taktım makineye. Çalıştırdım. Çalışıyor, suyu ısıtıyor. Herhangi bir sorun yok. Bu parçayı değiştirerek makineyi kurtardık arkadaşlar. Yani diyeceksiniz belki bu makine kaç para? Şimdi bu makinenin aynısını bu marka model bir makineyi almaya kalktığınızda ortalama 3000-3500 lira gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden tamir yoluna gittik. Bu parçanın yenisini takarak makineyi çalıştırdık. Peki bu parça nasıl değişir? Kısaca bunu da anlatalım. Arkadaşlar makinenin şu şekilde sağ tarafına doğru geliyoruz. Bakın. Tabii buralar bu şekilde açık değil. Buralar kapalı. Ben buraları açtım. Burada bir adet kapak mevcut. Hemen onu göstereyim size. Bakın arkadaşlar, burada şöyle bir kapak mevcut. Bu kapağı şu ön kısımlarda cıvataları mevcut. Bunları söküyorsunuz. Daha sonra kapağı aşağı doğru ittirip yerinden çıkarıyorsunuz. Yerinden çıkardıktan sonra arkadaşlar şurada şöyle köpük bir malzeme mevcut. Bunu da buradan alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar aşağıda bakın aşağıya biraz yakınlaşalım. Evet. Alt kısımda şurada beyaz bir parça görünüyor. Bu parça bulaşık makinesinin anakartı arkadaşlar. Parçanın üzerinde anakarta su gelmemesi için şöyle şeffaf bir plastik mevcut. Motoru değiştirebilmek için motora müdahale edebileceğiniz tek nokta burası. Yani şu kısım. Onun haricinde herhangi bir yerden kesinlikle motora erişemiyorsunuz. Arkadan, diğer yandan ya da önden motora erişim yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada da motora erişebilmek için bu kartı yerinden sökmeniz lazım. Öncelikle şu arka kısımda makinenin fişi mevcut arkadaşlar. Fişi çekiyoruz. Bakın şöyle bir geçme tip bir fiş var. Fişi çektikten sonra anakartın, bakın şu beyaz parçanın şurada parmağımla gösterdiğim noktada bir tırnağı mevcut. Bu tırnağı bastırıp kapağı sol taraftan şu kısımdan yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Bakın kaldırdım. Kolay bir şekilde geldi. Daha sonra hafif öne çekerek bu anakartı bu şekilde dışarıya doğru alıyoruz. İşlemi kolay yapabilmek için makinenizi şu şekilde kaldırabilirsiniz. Altına bir parça koyabilirsiniz.
Buradan kolay müdahale edebilmek için biraz kaldırabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Bu parçayı isterseniz buraya bantla tutturabilirsiniz arkadaşlar. Anakartı bu şekilde dışarı aldıktan sonra makineyi sökerken bakın anakartın haznesinin buraları hep açık. Tekrar göstereyim. Şuralar komple açık arkadaşlar. Buraları sökerken makinenin içerisinde bir miktar su kalmış olabilir. Ve bu su bu karta temas eder. Fark etmezsiniz. Enerjiyi verdiğinizde yani fişini taktığınızda karta zarar verebilir. Bu çalışmayı yapmadan önce şuradaki soketlerin önce bir resmini çekin arkadaşlar. Hangisi nereye takılı? Ondan sonra bu soketleri buradan söküp kartı güvenli bir yere alıp sıvı temasından korumanızı öneririm arkadaşlar. Kartı yerinden söktükten sonra ya da şu şekilde kenarıya aldıktan sonra yapmamız gereken işlemi anlatacağım. Şeffaf parçayı kaldırdık. Bakın görüyorsunuz motorumuz hemen içeride. Gördüğünüz gibi arızalı motorumuz buradaydı. Bunu değiştirdik. Bu yeni motorumuz. Bunu değiştirmek için arkadaşlar bakın şu arka kısımda hemen şurada arkadaşlar bakın parmağımla işaretlediğim yerde beyaz bir boru mevcut. Bakın bu beyaz borunun üzerinde bir metal kelepçe mevcut. Metal kelepçeyi söktüğünüz zaman motoru aşağıya doğru çektirdiğinizde geliyor. Tabii ondan önce şurada mor, gri ve şu kırmızı kabloların girdiği, bu kablolara girdiği 3 tane soket mevcut. Bu 3 soketi yerinden sökmeniz gerekiyor. Daha sonra metal kelepçeyi söktüğünüzde motoru yerinden alabiliyorsunuz. Yeni motoru taktıktan sonra aynı şekilde eğer ki kartı söktüyseniz soketlerini yerine takmanız gerekiyor. Şu üstteki kapağını mutlaka takın. Burada bu kapak motora gelebilecek suyu engeller arkadaşlar. O amaçla yapıldığını düşünüyorum. Kutuyu şu şekilde çevirdim. Ve dikkatli bir şekilde içeriye doğru yerleştirdim arkadaşlar. Şu kısmı geriye doğru ittirdim. Hafif. Bakın şöyle. Geriye doğru ittirip aşağıya doğru bastırdığımda kart yuvaya oturuyor. Bu kartı yerine takarken kart üzerindeki ve motorlara giden soketlerin çıkmadığına emin olun arkadaşlar. Daha sonra bu sökmüş olduğumuz parçaları dikkatli bir şekilde yerlerine takıyoruz. Daha sonra kapağını getiriyorum. Yere kadar indiriyorum. Makinenin alt kısmına sürüyorum arkadaşlar. Bakın şu kısmı makinenin alt kısmına sürüp alt kısımlarda tırnaklar mevcut arkadaşlar. Bu tırnakların geçmesini sağladıktan sonra yukarıya doğru kaldırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bakın kapağın yerine oturmasını sağladım. Şimdi buralarda vidalarını takıp kapağı sabitleyeceğim. Aynı şekilde diğer taraftaki kapağı da taktıktan sonra işlem bitecek arkadaşlar. Üst kapağı takmayacağım çünkü bakın görüyorsunuz buradaki tezgahın alt kısmına sığmıyor. Üst kapağı açık bir şekilde kullanacağım. Olay bu şekilde arkadaşlar. Bu anlattığım bilgilerin tamamı Profilo, Siemens ve Bosch grubu için geçerlidir arkadaşlar. Bu 3 marka için bu anlattığım işlemlerin tamamını aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamını gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve görüşlerinizi yorum kısmından bize ulaştırmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.